Merhaba arkadaşlar, Gamer'de bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Bugün oyuna son eklenen katilimiz olan Dredge'le oynayacağım. Test server'a veya da ana oyuna eklendiği zaman videosunu çekememiştim. O dönem video atamıyordum biliyorsunuz. O yüzden telafisini yapayım dedim. Şimdi gençler, perk anlatımına geçmeden önce Dredge'le ilgili bir bilgi vereceğim size. Birçoğunuz bunu biliyordur ama bilmeyenler de öğrensin istiyorum. Klan karakterinin bir haritası var biliyorsunuz ki. Peder Campbell'ın kilisesi adı altında. Bu haritada böyle Luna Park gibi bir kısım var. Eğlence mekanı var yani. Ve o kısımda bir tane at vardı. Kişniği falan duruyordu zaten biliyorsunuzdur. Dredge geldikten sonra bu at o haritadan kaldırıldı. Bunun nedenini de şu an gördüğünüz fotoğrafta anlıyorsunuzdur. Dredge o haritadaki atı yemiş arkadaşlar. Yani bir hayvan sever olarak bu durum beni çok sinir etti. Yani atı niye yiyorsun ya? Ne alıp veremediğim vardı o atta. Hepsini geçtim. Tamam, hiçbir şekilde onaylamıyorum ama hadi diyelim illa bir tane at yemesi lazım bunun. Ya niye haritadaki atı yiyorsun ya? Orospu çocuğu. Oradaki figürü yok etmişler ya. Kusura bakmayın arkadaşlar, bir an sinirlendim. O atla benim çok şeyim vardı da. Çok anımız vardı diyelim. Evet gençler, şimdi hızlı bir şekilde perklerimi anlatayım. İlk perkümüz en güzeli en sona. Saplantımız haricindeki kurbanlara yaptığımız her başarılı saldırıdan sonra bir nişan kazanıyoruz. Ve her bir nişan birini vurduktan sonraki elimizi silme animasyonunu %5 kısaltıyor. En fazla 8 nişana kadar çıkabiliyoruz. Yani bu animasyonu %40 kısaltabiliyoruz. Eğer saplantımız olan kurbana vurursam her bir vuruşumda 2 nişan eksiliyor. O yüzden ona vurmamaya çalışacağım. Bu perk bu karakterde çok işe yarar mı bilmiyorum. Ama çok fazla perk çıkartamadığım için bunu koymak istedim. Bir diğer perküm karakterin kendi perkü. Bir kurbanı herhangi bir şekilde yaraladıktan sonra 3 saniye içerisinde perkümüz aktifleşiyor ve 16 saniyelik bir çalışma süresi var. Bu 16 saniye içerisinde herhangi bir kurban benim kalp atış sesimi duyarken bir paletin üzerinden atlarsa bu palet bizim hiçbir şey yapmamıza gerek kalmadan kendi kendine kırılıyor. Çok işe yarar mı bilmiyorum ama karakterin kendi perkü olduğu için oynamak, göstermek istedim. Üçüncü perkümüz çıkmaz. Hiç jeneratör perkü çıkartamadığım için bunu mecbur koymak istedim. Bir jeneratör tamir edildikten sonra en yüksek ilerlemeye sahip olan jeneratör 30 saniyeliğine kapanıyor. Ve son perkümüz de kanlı kasap perkü. Normal saldırımızla bir kurbana vurduğumuz zaman o kurban ağır yaralı ve kan kaybı durum efektine giriyor. Kan kaybı durum efekti şu işe yarıyor. O kurban iyileşmesini tamamlayamadığı zaman iyileşme barı yavaş yavaş azalıyor o kurbanın. Yani o kurban tamamen iyileşmeden iyileşme eylemini bırakmak zorunda kalırsa iyileşme barı kaldığı yerden devam etmiyor. Yaklaşık 5-10 saniye içerisinde sıfırlanıyor. Böylece baştan iyileşmesi gerekiyor. Ağır yaralı durum efekti de iyileşmesini uzatan bir efekt. Daha uzun sürede iyileşiyor yani kurbanlar. Evet gençler, perklerim bu kadardı. Şimdi eklentilerime gelelim. İlk eklentimiz parıltılı ahşap döşeme. Kurbanlar gece karanlığının son 12 saniyesinde zayıf durum etkisine girer. Yani bu katilin pasif bir özelliği var ya, ortamı böyle karanlıklaştırıyor. İşte o efektin bitmesine 12 saniye kala tüm kurbanlar zayıf durum etkisine giriyor. Yani o 12 saniye boyunca gördüğüm her kurbana tek atabiliyorum. Ve diğer eklentim de kaygı taşı. Bir kurban herhangi bir dolabı kilitlediği zaman 6 saniyeliğine o kurbanı görüyorum. Mori'yi gördü. Gençler, bu arada son attığım WhatsApp içeriğini çok beğenmişsiniz. Aşırı hoşuma gitti. Yani çoğunluk tarafından beğenileceğini düşünüyordum zaten. Güvendiğim bir içerikti yani. Ama bu kadar hoş karşılanacağını gerçekten bilmiyordum. Çok teşekkür ederim gerçekten. Böyle farklı olarak oluşturduğum şeyler beğenildiği zaman aşırı hoşuma gidiyor. O olayın devamını da bir sonraki maçta anlatayım ben. Oynamayı sevmediğim bir harita geldi. Haritadan eksiği yazdım direkt. Bakayım at içimde mi ya? At nerede ya? Atla birlikte loop atsam ya. Şimdi arkadaşlar şuraları hemen bir kıralım. Bu arada Dwight'ın 4000 küsur saati var. Aha, ne oluyor lan? Şöyle şuraya ışınlanıp direkt hocam senin önüne çıksam ben şöyle, tamam mı? Okey. Aa, bu kim lan? Kör istedi bir göz, Allah verdi iki göz, tamam. Bu aşağı mı atladı ya? Nereye gitti bu? Bir şey diyeceğim, orada jam mi yapıyor deli? Aynen. Kim o Ace? Şey, Ash. Ash senin oyunda yalan oldu be reis ha? Nereye gittin? Ha, bu Dwight'mış. Respect attırmaya çalışacak muhtemelen. Okey. Zor bir maç bizleri bekliyor arkadaşlar. Şuraya bir yere gittiğini gördüm. Şuradan belki önüne çıkarız. Ama dolabı kilitlemişler mi? Ne olmuş? Önüne çıktık da günümüzü kaybettik. Tamam, buna çok bulaşmayalım. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şuradaki jeni yapıyorlardı. Şuraya bir... Evet, gidemedim arkadaşlar. Şuraya bir gidelim. Oğlum benim dolabımı bir daha kilitlemeyin lan. Aa, bak hangi jeni bitirmiş? Kim bunu yapan? Mikaela mı? Mikaela galiba, aynen. Ya bununla uğraşamam ki, neyse paletini aldık en azından. Şimdi bu benim steklerimin zaten bir tanecik steğim var. Şu zayıf halkayı ben bir indireyim ya. Şu armut gerçekten boş bir oyuncu biraz. En azından şunu erkenden falan morilersek maçı kazanmamız için bir şansımız olabilir arkadaşlar. Nereye gidiyor? Base'e girecek galiba. Şöyle ışınlansam hemen. Lan oğlum. Yanlış adam, yanlış adam. Tamam sen de olursun. Gel bakalım.
Yeter ki biraz stack kasalım. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu adam tehlikeli bir adam. Kendisine verdiği zararı görüyorsunuz. Bana da zarar verebilir. Oo! Çok güzelsin. İyi batırdı. Şey diyeceğim, inşallah paletseyi falan bir şey yemem. Neresi bitti lan? Yukarı can mı bitti? Şöyle hemen bir böh. Aha! Dur bakalım şunu da indirelim. Bu çok kötü ya. Şunu var ya, şunu güzel değerlendirmem lazım aslında da. Nereye girecek? İçeri mi girecek? Lan keşke şu dolaplardan geçseymişim ya. Yanlış dolaptan geçtim. Çok belliydi böyle bir şey yapacağı. Güzel. 5 stack. Evet, ilk maç biraz ısınma maçı arkadaşlar. İlk defa oynuyorum katile. Hani kaybedebiliriz, sıkıntı yok. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Şuraya bir gidelim ya. Buradakini yapıyorlardır bence. Dolabı da kilitlemişler. Aynen bunu yapıyorlar. Hatta bitti bile. Gerizekalı. Aa bu dur. Seni... Ha lan oğlum, Dwight'mış bu ya. Şu şeyi ikilemem lazım da benim. Eşi. Eşi bir an önce ikileyip öldürmem lazım arkadaşlar. Başka şansım yok çünkü şu an oyunu kazanmak için. Güzel. Şimdi bir dakika. Bunu hemen yerde bırakacağız. Ya salak. Aa, t-back yedim lan. Şunu bir slaglasak çok güzel olacak, biliyor musunuz? Aha. Tövbe. Perk'ün böyle işe yarayacağını hiç tahmin etmemiştim. Hop dead at. Yat bakayım yere. Şimdi bunu kaldırmaya gelen var mıdır? Var. Okey. Sıçtı, batırdı. Gel seni şöyle bir ikileyelim. Oo, bir can daha bitti. Mikaela var ya, Mikaela. Bitirdi maçı ya. Belki de comeback atacağım maç yani Mikaela yüzünden. Bir dakika, yanımda birini duydum ben. Oo, çok iyi. Çok iyi. İyi satış. Hop. Tamam. Bir şey diyeceğim, ben bunu kemplerim o zaman. Lan Baru varmış ya. Onu da kaldırdı, okey. Biraz kötü oynadık burayı. Onu salmamam lazımdı ya. Gelip öküz gibi almış. Hocam içerideki gene şeye gidebilir miyim? Teşekkürler. Buraya doğru bir yere kaçmıştı. Bakalım. Tamam. Nerede olduğunu gördük. Oo, büyük satış. Gayet güzel. Şimdi buna Mori'yi bir vuralım hemen. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. At nerede ya? Benim aklım hala atta, biliyor musunuz? Seni bir yiyelim kankam hemen, tamam mı? Demek ki atı da böyleydi arkadaşlar. At da aşağı kısımdaydı çünkü. Şuraya git hemen. Oo, burada bir heal partisi düzenleniyor sanki. Aynen de öyle. Başka da jen şey dolap yok ki yakında ışınlanabileceğim. Neyse, Dwight'ı almaya çalışalım. Kanka bu stun olmasın ama ya. Şuraya hemen. Buldum Dwight'ı. Dur, şu an bunu kovalamam mantıklı olmaz. Çünkü Jake'le öbür aptal jen rushlıyor. Gördüğünüz gibi. Şu Mikaela var ya, inanılmaz jen rush ya. Şöyle bir şey yapsam, şuradan gidiyor gibi yapıp tekrar oraya dönsem. İşte bu, işte bu oğlum. Ama Jen'e dokundu. Şimdi Jen'i bitirecekler. Tamam, kır bunu. Nereye kaçacaksın? Lan dur, girme oralara bir yere. Allah belanı versin. Biraz sıkıştım orada. Hoş olmadı arkadaşlar. Neyse, adrenalin yokmuş. Hmm, okey. Akıllı oynadı. Lan Jack, en aptalları sendin. En mantıklı da sen oynadın ya. Ne diyeyim anasını satayım. Ah 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 piç. Oha oğlum, nereye gittim anasını satayım. Şuraya. Cık, sıçtık. Çok biz sattık. GG. Bu ikisi burada da Jack nerede? Aha, Jack'i gördüm. Dur bakalım. Belki ikinci kill. Belki ikinci kill. Yani evet, gittiler herhalde direkt. Bakayım diğeri de giderse. Şöyle uzağa asmaya çalışıyorum ki. Daha iyi olabilirdi. İlk deneyimime göre iyi bir yere soktum maçı ama yine Jen Rush'tan verdik de diyebilirim. En güzel en son an var. Her türlü aldırmam diye tahmin ediyorum. Zaten Mikaela hiçbir işe yaramadığı maçta, yani sadece Jen yaptığı maçta direkt sattı gitti. Oo, okey. Öyle bir şey yok. Baron'u bekleyelim. Bekleyelim arkadaşlar Barov'unu. Dedard attığına göre Barov olmayabilir ama risk almayalım. Bekle, bekle, bekle. Devam, devam, devam. Okey. Seni bir morileyelim hızlıca. Güzel, 3 kill aldık gibi Dwight'ın ambresi falan yoksa. Ki yoktur. Çok uzun süre yerde bırakmıştım onu zaten. Atacak olsa orada atardı herhalde. Gel bakalım buraya. Evet, Dwight'cığım merhaba. Yani evet, çok iyi oynayamadım, kabul ediyorum ama 3 kill. İdare eder. Yalnız arkadaşlar, Mikaela'nın oyun tarzını gördünüz değil mi?
Yani hiç maçta gözükmeden sadece jen yaptı. Muhtemelen 3 ya da 4 tane jen bitirdi tek başına. Çünkü diğerleri hep chase'deydi veya birbirlerini almakla uğraştılar. Ve arkadaşlar asıldığı sıra Noedim'in olmadığını bilmesine rağmen kapıdan kaçtı gitti direkt. Hiç almakla falan uğraşmadı. Orospu çocuğu. Bu arada Dwight 4300 saat dedim ama bilmiyorum, Killer Main falan mı? Survivor'u çok oynayamadı gibi. Gençler, bu arada ben size tavuğun olayını anlatayım. WhatsApp videosunda yarım kalmıştı çünkü. O gün anlamışsınızdır zaten. Tavuk Cuma günü, yani karne günü o bahsettiğimiz konuyu konuşacaktı. Fakat tabii ki ekip şansına yakışır bir şekilde kız o gün okula gelmemiş. Bari Instagram'dan yazayım dedi. Yazdı. Güzel bir şekilde temennisini dile getirdi, yani işte şu gün şuraya gideceğim, gelecek misin falan diye. Ama red cevabı yedi. O gün babalar günüydü çünkü kız, işte babamla zaman geçireceğim falan dedi. Sonra tavuk bir mesaj daha attı. O mesajı da görüldü yedi. Daha doğrusu kız mesajına emoji attı. Kurbağa emojisi bıraktı bir tane saçma sapan bir şekilde. Bir 3 gün falan anlamaya çalıştık emojinin ne amacı olduğunu. Ama çözemedik. Sonuç olarak hüzünlü son arkadaşlar. Bak öküze bak, dolabımı kilitledi, gördün mü? Ne oluyor, beni görünce bir şaşırdın, yolunu değiştirdin. Ne oluyor oğlum? Bunların hepsi bir arada doğmuş ya arkadaşlar, ha ne diyorsunuz? Zayıf halkayı buldum ben size diyeyim. Nereden belli biliyor musunuz? Yanındaki spotlara falan hiç bakmadan direkt olarak yoluna devam ediyor. Güzel mind game hocam, tebrik et beni. Bunların feneri var bu arada. Flash seviyedim muhtemelen. Bak dolabı kilitleyenler fıtır fıtır gözüküyor şu an bana, görüyor musunuz? Aa bir tane şey var. Perk'ün adını unuttum. Oo bu jeni yapan var, güzel. Maça yaralı başlatıyordu ya. No-no-miter mıydı, no-miter mıydı, neydi, nasıl okunuyorsa. Bir dakika şu jeni bir bozalım, bu arada bayağı yükseltmiş. Aa burada lan bu. Akıllıca akıllıca. Ama şimdi ne yapacaksın? İlk hasarı verdik gayet güzel. Ama bir şey diyeceğim, ha bu takıntılım olan değil galiba, tamam. Şöyle şuraya doğru gidelim. Niye bunu bu kadar uzun süre almadınız ya? Bayağı da açıkta yakalandı. Okey, güzel, mantıklı oyun. Mantıklı oyun kankacım. Bak onu orada camplemedim. Tamam mı? Struggle'a sokardım çok rahat bir şekilde. Umarım beni pişman etmezler. Böyle deli bir gen rush'la, toksik bir oyun tarzıyla falan. Umarım beni pişman etmezler de derdini harcamıştın kankacığım. Bu arada bir şey diyeceğim. Diğer ilk vurduğum niye benim takıntılımmış? Biraz kötü oynadık orayı. Yanlış oynadık. İşte şu niye. O yüzden sana geleceğim. Güzel. Bu mind game bayağı iyi bu arada Killer'ın. Sen davarsın ya. Sen tam bir davarsın, biliyorsun değil mi? Ulan yakında dolap yok mu, bir tane ışınlanayım. Şunu şuradan önüne çıkarmayayım. Kıvrak mı attı o gerçekten? Oğlum bu ne oynuyor ya? Kanka kitlemeseniz artık bir tane dolabım benim. Sen de bir dur artık. Şu an gerçekten Silver CSGO oyuncuları gibi, sadece WM1. Oğlum ne yapıyorsun arkadaşlar, bu bana ne yapıyor şu an ya? Bir fikriniz var mı? Çok mu uzağa gittim lan? Oo. Anasını gittik, nereye geldik? Ayo. Sen ciddi misin ya? Ya sen ciddi misin ya? Şunu hemen asmam lazım. Bir can bitti. Bak. Orada atmadım tanılı. Görüyorsunuz değil mi? Hemen oyun tarzı toksikleşti. Gen rush gelmeye başladı. Hemen anında, anında, anında etki. E ne yapacaksın? Ne yapacaksın? O nasıl dedart? Ha? Şimdi şuraya hemen astığınız kişinin dibindeki dolaba ışınlanamıyorsunuz arkadaşlar. Bilmiyorsanız onu söyleyeyim. Direkt ona tanılı atacağım bu arada. Hiç kurtuluş şansı yok. Geri mi dönmüş bu? Oğlum sen var ya, çok gıcıksın ya. Çok aptalsın. Ama çok da gıcıksın, salaksın. Bir şeyler yapıyorsun şu an, farkındayım. Kafamı karıştırdı ya. Şunu yemem lazım. Gerçekten rahatlamam lazım. Şunu yiyip. Evet, protein, karbonhidrat, her şeyi alıyoruz arkadaşlar düzenli bir şekilde. Makrolara, mikrolara dikkat ediyoruz. Ya bu gerizekalı zehirler bizi. Bunu niye yedik ya? Şu ortadaki can diğer en yüksek olan canmış. Benim takıntılım hangisi? Bak yine karıştırdım ya. Oğlum 3 tane niye var değil mi? Takıntılım bu, tamam. Ya inadına da o kadar salak salak yerlerde dolaşıyor ki, gel bana vur diyor ya resmen. Şu kilitleri bu arada ben bir kırayım. Sonra içerideki jeni ışınlanayım. Onu yapıyorlar çünkü muhtemelen. Oo, yaralıyı bulduk. Bunun da sonu oluyordu herhalde. Öyle miydi? Okey. İyi hamle dostum. Dedard'ı da beklesem çok akıllı oynamıştım da şeyi anlayamadım ya. Geri ışınlandıktan sonra gönlümü kaybediyorum. O biraz sıkıntı oldu benim için. Seni de yiyelim. Bunlar son moriler arkadaşlar. Eğer oyunda öyle bir şey varsa, öyle bir şey gelecek diye duydum. Artık sadece sarı moriye dönüyormuş galiba. Yani sadece son kişiye mori atabileceğiz artık. Şu jene gidelim. Muhtemelen bunu yapıyorlar. Merhaba. Merhaba.
Şimdi sen nereye doğru koşuyorsun? Ooo reis. Her koşulda önüne çıkarım diyorsun ha. Ooo ta nereye gitmiş lan o? Şu dolap işimize yarayabilir arkadaşlar tahminimce. Ama bize fake de atmış olabilir. Işınlandığını anladığınız zaman geri gitmeniz çok daha mantıklı oluyor. Bayağı uçurmuş oluyorsunuz katile. Güzel fake. O ne? O ne oğlum? Alo hile mi oğlum bu? Lan nasıl arkamı ışınlandı? Arkadaşlar beynim durdu. Balansın yoktur inşallah. Güzel. Ben mi bir anlık gözden kaçırdım yoksa bir yerime mi ışınlandı, arkama mı ışınlandı anlamadım. Hop geri geldim. Hadi öl artık, nasıl bir amacım var ya. Vallahi size bir şey diyeyim mi? Diğeri jam falan da yapmıyor, hiç umurunda da değil. Direkt hatch peşinde ya o. Şu jene bir gidelim biz yine de. Bunu bayağı ilerletmiş tahmin ettiğimiz gibi. Burada değildir herhalde. Kitli çünkü. Evet 4'te 4'e oynamadım. 4'te 4'e oynasaydım onu asmazdım, yerde bırakırdım. O yüzden hatch'ten giderse artık yapacak bir şey yok. Aha. Bulama lan. O taraftan geldim, o taraftan geldim. Bulamazsın. Bulacak değil mi? Yani ne diyeyim, adam okunmuş yani ya. Kabe'de mi doğdun? Ne oldu anasını satayım? Nasıl bir şanstır bu ya? Gençler bu arada bu videoluk biraz kısa kesmek zorundayım. Dışarı çıkmam gerekiyor, bir işim var. Ancak katili izlemek hoşunuza gittiyse tekrar bir gameplay'ini çekerim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.